HDP milletvekili Semra Güzel'in 8 yıl önce PKK kampında çekilmiş ve 5 yıl önce dosyaya konmuş fotoğrafının bugün birden medyaya servis edilmesi HDP'yi kapatma hazırlığının bir işareti mi? Öyle olmasa Semra Güzel milletvekili olurken devletin arşivinde olan bu fotoğraflar neden şimdi medyaya verilsin? HDP eş genel başkanı Mithat Sancar dün Özgürüz'ün Ankara temsilcisi Altan Sancara verdiği demeçte iktidar bloğuna dahil klikler arasında bir çekişmeden söz ediyor. Bu fotoğrafların servis edildiği mecraya bakarsanız ne dediğimi daha iyi anlarsınız diyor. Fotoğrafların servis edildiği mecra Erdoğan'ın yeğeninin sitesi olarak bilinen bir internet sitesi. Güzelin dokunulmazlığının kaldırılması talimatını veren de bizzat Erdoğan zaten. O halde iktidar içinde bir klikleşmeden ziyade zamanlama tartışması yaşanmış olabilir belki. Bu da seçim hazırlığının bir parçası olsa gerek. HDP'yi kapatmak kadar önemli olan Millet İttifakı liderlerini ve seçmenini HDP'ye karşı tavır almaya zorlamak. Nitekim Süleyman Soylu son çıktığı televizyon programında fotoğrafa muhalefet liderlerinin tepki vermemesini eleştirdi. Bir tanesi bile bir şey söyleyemedi diyerek asıl niyetini ortaya koydu. Kamuoyu yoklamaları iki ittifakın oy oranlarının dengelendiğini gösteriyor. İki ittifakta yüzde 40 civarında. Yaklaşık yüzde on oyu olan HDP kilit parti konumunda. Soylu ve MHP çizgisi HDP'nin hemen kapatılması yönündeki baskısını artırırsa bunun seçme etkisi ne olur? HDP yeni bir partide örgütlenemeden bir baskın seçim yapılabilir mi? HDP adayları başka bir partinin şemsiyesi altında parlamentoya girebilir mi? Sancar'ın bizimle yaptığı söyleşide dile getirdiği 6 parti ve 2 oluşumlu demokrasi ittifakı üçüncü bir yol açarak siyasete ağırlık koyabilir mi? İttifakların kafa kafaya geldiği bu aşamada bütün bu sorular çok önemli. İşin bir başka önemli yanı ise CHP'deki çekişmeyle ilgili. CHP içinde solun iktidar şansı olmadığına inanan, partiyi habire sağa çekmeye çalışan, yeni bir Ekmelettin İhsanoğlu arzulayan, aman tarikatları küstürmeyelim diyen bir klik var. Bu kliğe karşı sol çizginin öne çıkabilmesi, demokrasinin, laikliğin, insan haklarının kararlılıkla savunulabilmesi için üçüncü bir yol açacak demokrasi ittifakı hayati önemde.